10-16 Ekim haftasında sizlerle birlikteyim. Hafta enteresan bir hafta. Bazı sürprizleri de getirecek, bazı problemleri de getirecek. Hareketli bir o kadar da stresi de yoğun bir hafta olacak sizler için. Venüs-Şiron karşıtlığı yaşayacağız bu hafta ki bu da özellikle tensel ilişkilerin çok daha yoğunlaştığı, kadınlarla erkekler arasında özellikle erkeklerin kadınlardan görebileceği bir takım sıkıntılar ve problemlerin olabileceğini gösteren bir etkidir. Estetik konularla ilgili problemleriniz varsa, ameliyat fikriniz varsa, bir operasyona girmeyi düşünüyorsanız eğer bu hafta bu fikirden mümkünse uzaklaşmalısınız. Çünkü Venüs-Şiron karşıtlığı hiç istemediğiniz sonuçlarla sizi baş başa bırakabilir. O yüzden bu tarz konulara bu hafta mümkün mertebe girmeyin. Saçlarınızı bile kestirmeyin hatta. Merkür terazi burcuna geçiş yapıyor. Tam da istediğimiz gibi bir alana giriyoruz. İlişkiler ön planda, diplomatik meseleler ön planda. İnsanlarla gayet stratejik, politik bir enerjinin içine çekilmiş olacağız. Merkür'ün terazi yerleşimiyle birlikte biz de haliyle ilişkilerimizi daha fazla düşünür hale geleceğiz. Bunun yanında daha uyuma, dengeye ve planlamaya, strateji geliştirmeye yönelik bir tavırda olacağız. İmzalar ve anlaşmalar konusu fazlasıyla gündemdeyken sonuç odaklı olmaya gayret göstereceğiz. Anlaşmalar ve imzalar bu hafta fazlasıyla ön planda olacaktır. Burada gerçekleştireceğiniz herhangi bir atılım sizin arkasından çok daha sağlam izler attığınızı, sağlam adımlar attığınızı da gösterecektir. Haftanın ilerleyen günlerinde Güneş ve Uranüs arasında 150'lik açı gerçekleşecek ki bu özellikle deniz kazalarının oluşabileceğini, denizle ilgili bir takım sıkıntılar ve problemlerin yaşanabileceğini söylüyor. Deniz derken Ege kıyıları, oradaki meselelerin daha fazla sıcak hale gelmesi gibi gündemler fazlasıyla gelişecektir. Kalp krizi, kalp rahatsızlığı ile ilgili meseleleri tetikleyebilecek bir etkiye sahip Uranüs ve Güneş arasındaki bir 150'lik açı. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Risk altındaysanız ilaçlarınızı iyi takip etmeli ve daha sakin alanlara çekilmelisiniz. Bunun yanında Uranüs ve Güneş arasındaki bu 150'lik aşırılığı gösteren bir enerjidedir. Aşırı özgürlük ihtiyacı, aşırı yeme ihtiyacı, aşırı her şeyin aşırısı ile ilgili konuları gündeme getirebilir. Bu da bir takım sıkıntıları da beraberinde getirecektir. O yüzden daha dikkatli ve daha ölçülü olmalısınız. Haftanın en etkili ve sert açılarından biri de Mars ve Neptün arasında gerçekleşecek olan kare açıda. Bu açıda özellikle irade konusunda daha zayıf, ne istediği bilmeyen, nasıl davranacağını oluşturamayan ve kestiremeyen, öngöremeyen bir yapıya getirecektir bizleri. O yüzden daha dikkatli olmalıyız. Yine denizler, sularla ilgili problemler gerçekleşebilir. Gıda zehirlenmeleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Yediğimize, içtiğimize bu hafta çok fazla dikkat etmeliyiz. Bir taraftan Güneş'in Uranüs'te 150 açısı, arkasından Neptün ve Mars arasında gerçekleşecek bu kare açı, suyla gelen sıkıntıların ve stresin olabileceğini gösteriyor. O yüzden çok dikkatli olmalısınız. Bunun yanında dürtüsel davranışların fazlasıyla görüleceği bir döngüdür. Haftanın ortalarında Mars ve Neptün arasında yaşanan bu ilişki. O yüzden daha rahat ortamlarda olmalısınız. Kas ağrılarıyla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Sporla uğraşıyorsanız, sportif aktivitelerdeyseniz burada sizi hiç beklemediğiniz şekilde küçük ufak tefek kazalar da bekliyor. O yüzden çok dikkatli olunuz. Kaslarla ilgili problemler yaşanabilir çünkü. Bağışıklık sistemini de anlatır Mars. Aynı zamanda bağışıklık sistemiyle ilgili de bir takım hasarların, sıkıntıların oluşabileceği bir döngü. Tam bahar geçişi artık kışa doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Bu dönemde mümkün mertebe vitaminler, daha sağlıklı beslenme gibi konulara çekilmeli ve ağırlık vermelisiniz. Haftanın ilerleyen zamanlarında da Jüpiter ve Merkür arasında bir karşıtlık gerçekleşecek. Bu karşıtlık bizlere verilmeyen sözler, arkasında durulmayan vaatler olarak karşımıza çıkacaktır. Yani ilişkileriniz konusunda özellikle bir yere sözleşirsiniz, arkasından pat gelmeyebilir. Ya da çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Sözler ve anlaşmalarla ilgili sıkıntılı bir sürecin içinde olacağız özellikle haftanın sonlarına doğru. O yüzden ayaklarınızı daha sağlam basmalı ve kendinizi büyük bir beklentinin içinden çıkarmalısınız. Venüs-Satürn uyumlu enerjide. Bu enerjiyi gerçekten kullanmalısınız ki özellikle evlilik teklifi yapmak isteyenler, evliliğe adım atmak isteyenler için son derece güzel ve uyumlu bir enerjidir bu. Yapı
yapacağınız her konuşma, atacağınız her adım arkasında büyük bir sağlamlık getirecektir. Çünkü Venüs de zaten kendini yönettiği bir burçta, yani terazide bulunuyor. Satürn son derece rahat hissettiği kova burcunda ve bu ikisi arasında güzel bir uyum var. Yani bu zamanda evlenirseniz eğer gerçekten olumlu bir döngünün içine de girmiş olacaksınız. Hatta genel itibariyle sert etkileri sahip olsa da içinde güzel sürprizler ve güzel oluşumların oluşabileceği bir gündemi size sunacaktır. İyi haftalar diliyorum.